Bugün Yalnızlık Ölümden Çok ve Yusuf'u Bulmak romanlarının yazarı sevgili Onur Orhan'la beraberiz. Bizi ağırladığınız için ve kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bugün aslında Yusuf'u bulmak üzerinden konuşacağız ama öncelikle sormak istediğim bir şey var yazarlık kariyerinizle ilgili. Şimdi Türk toplumun içerisinde avukat ya da hani hukukla alakalı bir meslek edindiğiniz takdirde çok prestijli görünüyor ve sizin özgeçmişinize baktığımızda bir hukuk eğitiminize başlangıcınızı ama bıraktığınızı görüyoruz. Ardından da gazetecilik eğitimine başladınız ve bildiğim kadarıyla bitirdiniz. Onu bitirdim. Evet. Peki kırılma anınız neydi? Belli ki yüreğinizin sesini dinlemişsiniz ve edebiyata evrilmişsiniz. Ya, öncesinde de edebiyat aslında bir arzu halinde vardı. Hukuku bırakmamın çok da edebiyatta bir ilişkisi yok. Çünkü hukuk fakültesini okurken de avukatlıktan falan ziyade gazetecilik yapmak gibi bir düşüncem vardı o zaman. Hatta bir savaş muhabiri falan olsam mı diye düşünüyordum. Öyle bir şey vardı. Benim ama kırılma noktam herhalde şey oldu. Avukat yanında çalışmak oldu. Üç tane avukatın yanında çalıştım. Ve bu işin bana göre olmadığını anladım. Yani eğer bir avukat, tabii şöyle de bir şey var. Hani ilk hedefim o değildi ama ya okumam gerekiyor mu burada diye düşünmeye başladım. Bir başka şey de şuydu, sonrasında dert kitaplarının açamaz hale gelmiştim. Çünkü okumam istediğim kitaplar onlar değildi. Yani kıymetli evrak kitabı değildi, ceza hukuku değildi, bunlar değildi. O sırada felsefe okuyordum, edebiyat okuyordum ve onlara ayırdığım vakit benim için çok daha değerliydi ve hukuk kitaplarına vakit ayırmak istemedim. Yani bu da etkilerden bir tanesidir. Evet. Gazetecilik anneannem için oldu yani. Onun gözü açık giderdi yoksa bitirmem gerekiyordu. Öyle mi? Gazeteci mi olmalı? Hayır, üniversite mezunu olmam istiyordu. Ben de tamamen gazeteci olmalı. Hayır, sadece bir okuldan mezun olmak görmek isterdi o Peki, yüzden. Peki şey hani dediniz ya hep edebiyat vardı diye. Yani bu süreç aslında çok öncesinden başlayan bir süreç. Tamamen buna yönelmeniz nasıl oldu? Yani tamamen edebiyat dünyasında olmayı tercih etmeniz nasıl oldu? 36-37 yaşında falandım herhalde. Öyle mi? Ben çok kavga ettim kendimle. Yani bu kadar iyi kitap varken yazmalı mıyım? Senin yazmana bir gerek var mı? Zaten çok iyi kitaplar var ve iyi bir okuyucu olmak neyine yetmiyor falan gibi böyle bir süre savaştım. Çok uzun süre savaştım aslında. Kimi zaman şey yaptım, gerek yok dedim. Yani kimi zaman ama içimden gelen bir itkiyle diyeyim ya, oturdum tekrar bir şeyler yazmaya çalıştım. Ama sonrasında böyle bir bunun biraz kibirden kaynaklandığı ile ilgili bir düşünceye kapıldım. Yani bu kavganın. Çünkü kendimi hep en büyüklerle kıyaslıyordum. Sonra dedim ki yani bu kadar kasma birader yani. Bir dene. Yok, denemenin de ötesi şey yani. O büyük ustalar Arnavut kaldırımlarının büyük taşları olabilir. Biz de oraya derz olursak, yani ikisini birleştirirsek ne mutlu diye düşünmeye başladım. Ve biraz da mutlu olabilmek adına galiba başladım. Yani kendimi mutlu etmek adına değil ama bir tek öyle var olabileceğimi hissetmekle ilgili bir şeydi. İyi ki yapmışım gerçekten. Süper. Yani yazmasaydınız deli olacaktınız. Olmayabilirdim. Ya da yazsam bile olabilirim. Yani onunla ilgili çok bir ince biçim. Garanti yok. Peki ilk olarak ama roman mı yazdınız, senaryolar mı yazdınız? Yayın anlamında mı soruyorsunuz yoksa yayından önce bir hazırlık anlamında mı soruyorsunuz? Yayından önce hazırlık anlamında. Öykü de vardı, roman da vardı, tiyatro oyunu da vardı. Senaryo hiç yoktu başlangıçta. Çünkü senaryo hayal etmek biraz daha başka bir şey. Yani genellikle hani otör bir sinemacı olacaksanız, yani yönetmenliği de beraber yapacaksanız biraz daha beraber yürüyen bir şey gibi. O yüzden de öyle bir şey çok hep vardı. Yani bir senaryo yazma, filmin içinde olma falan fikri vardı ama yazma çabaları bunlar değildi. Yazma çabaları daha çok roman ve tiyatro oyunuydu. Harika. Ve öyküydü. Öykü. Evet, çok güzel. Peki şimdi biz 2019 yılında Şubat ayında Can Yayınları'nın etiketiyle çıkan Yusuf'u Bulmak romanıyla karşılaşıyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada bir çok anlatıcı var. Farklı farklı bir sürü kimlik var. Bir sürü dil var. Ama hepsinin aslında da bağlı kalarak konuşturuyorsunuz aslında. İşte bir katil konuşurken ya da işte pavyondaki bir kadın konuşurken ya da sokaktaki işte Yusuf'un sokağındaki birisi konuşurken herhangi birisinin tamamen aslında bağlı kalarak konuşturduğunu görüyoruz. Aslında birçok kişinin rahatsız olabileceği bir dili tercih ettiniz. Yani üslup olarak rahatsızlık hissi çok daha fazla. Mesela böyle bir üslubun olmasına nasıl karar verdiniz ya da nasıl emin olabildiniz? Aslında risk. Ya şöyle bir şey var. Birincisi, hiçbir metni aynı dille yazmamaya çalışıyorum. Ve biraz da üslubun
kendi adıma en azından ölümüm olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de mesela Yusuf'u bulmanın romanının diliyle kısa vadede bir daha bir roman yazmam. Ya da belki bir oyunun içinde bir şey olabilir falan, bunu bilmiyorum. Ya da öyle bir karakter olabilir ama baştan sona böyle dille akan bir başka roman belki de ömrüm boyunca bir daha yazmayacağım. Çünkü her metnin kendine has bir dili olması gerektiğini düşünüyorum. Bu metnin dili de böyle geldi. Bunun riskli bir şey olduğunu da farkındaydım. Çünkü yani böyle bir maço kültürün içerisinden akan bir hikaye. Ama Yusuf'u bulmak fikrini de değerli kılan şey bana tam da buymuş gibi geldi. Onun da sebebi şu. Arkasında, romanın arka örgüsünde aslında kutsal bir karakterin ters yüz edilmiş bir hali var. Ve o kutsal karakteri zaten böyle çok cennetsi bir hal içerisinde yazmanın hiçbir anlamı yok. Zaten bunu dini metinler ya da mitolojik metinler yapıyorlar. Ya da günümüzün orta sınıfı üzerinden anlatmanın da bence bir anlamı yok. Bu okuyucuyu tatmin etmek olurdu. Ben birkaç sebeple burayı tercih ettim. Bunlardan bir tanesi okuyucuyu biraz rahatsız etmek de vardı. Bakmak istemediği ötekiye, yoksullara... bir yeraltı diye kafasını çevirip gittiği ama şehrin her daim, her gününde olan bir hayata bakmasını istedim. Ama daha da önemlisi şuydu, Yusuf ancak oradan boy verirse çok daha değerli bir karaktere dönüşecekti. Onu çevreleyen o dünyanın içerisindeki arayışını ısrarla sürdürebiliyor olması son derece değerliydi. Bir de bütün bunların dışında karanlıkla ya da karanlıkla ilişki kurmadan herhangi bir aydınlığın gelebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla kişinin her şeyden önce kendi karanlığıyla yüzleşebilmesi gerekiyordu. Ve okuyucuyu da onun içerisine çekmek istedim. Ve bu karanlıkla yüzleşebilmesi için de onu rahatsız edecek olan şeylerle bir ilişki kurup kuramayacağını test edeceği bir romanda olacaktı bu. Çünkü bir yandan kapağı kapatıp Yusuf'u bulmayı reddedebilirsiniz romanın hemen başında. Hayır, bulmak için çaba da harcayabilirsiniz. Biraz yol böyledir. Yusuf'u ancak hani Yusuf olan anlar ve o bulur. Yusuf'u bulabilmesi için de bütün bunlara göğüs germesi gerekiyor. Yani dolayısıyla nasıl hayatta biraz Yusufluk kavramını, kafamdaki Yusufluk kavramını anlayabilmesi için bir insanın karanlığa göğüs germesi gerekiyorsa, okuyucunun da göğüs germesi gerektiğini düşündüm. Yani açıkçası bu dili seçmekte birden fazla parametre var. Bir de bana her zaman argo eğlenceli gelmiştir. Ama sebep bu değil. Yani sebep bu değil. Sebep aslında Yusuf'un kimliğiyle alakalı. Yusuf'un kimliğiyle ilgili. Peki Yusuf ayna mı yoksa Yusuf metafor mu? Ya şöyle, romanın hemen başlangıcında zaten herkesin birbirine bir aynası olduğu ile ilgili. Çünkü şey diyor ya, kör şefik karakteri, herkes bir başkasının hikayesini tamamlar. Yani ayna diyebilirsiniz. Herkesin gerçekten bir başkasının hikayesini tamamladığını söyleyebiliriz. Biz burada da birbirimizin şu an bir hikayesini tamamlıyoruz. Tam da böyle bir ilişki var toplumun içerisinde. Yusuf bir aslında ortak hat olarak da görülebilir bir yerden bakarsanız. Metafor olarak da görülebilir ama gerçek bir kişi olarak da görülebilir. Ama ne zaman ne ve ne olursa olsun ondan bahsettiğimizde aynı zamanda Yusufluktan da bahsediyoruz. Yani bir ilki olarak Yusufluktan bahsediyoruz. O ne diye sorarsanız bana, erdişi bir figürde karşı karşıyayız aslında. Ona tam olarak bir er diyemeyiz, ona tam anlamıyla bir dişi diyemeyiz. Ve bunun çok güzel bir göstergesi de eski ahittedir. Sadece kadınlar için kullanılan bir ifade kullanılır Yusuf peygamberle ilgili. Görünüşü güzeldi. Görünüşü güzeldi ifadesi Yusuf peygamberle ilgili kullanıldığı andan itibaren şunu bilirsiniz ki bir dişiden de bahsediliyor. Dişil bir enerjiden bahsediliyor. Ve Yusuf aynı zamanda bir rüyaların peygamberidir. Rüyaların şeydeki karşılığıysa genelde mitolojide buradan haber verenler, evet kahinler verir falan filan, ama bu kadınla ilişkili bir şeydir. Yani dişi güçle daha doğrusu ilişkili bir şeydir. Toplumsal cinsiyet anlamında kadınla değil ama bir ilke olarak dişiyle ilişkilidir. Dolayısıyla Yusuf her ne kadar çok maço bir toplumun içerisinden çıkıyor görünse de dişil kuvvetleriyle ancak oradan çıkabiliyor aslında. Ama bunu okuyabilmesi için hani okuyucunun emek harcaması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu roman birden fazla katmanı içerecek şekilde yazıldı. Zaten hani bizim toplum olarak ortak bir dil yaratmak gibi bir hastalığımız var ya, kitapta şey var, öyle değil mesela. Yusuf'u anlayabilenler... Hijyenik bir dil mi kastediyorsunuz biraz? Şöyle, hani sizinle ilgili konuşuyoruz mesela, diyelim ki işte
iyi bir şeyler söylemek, yani hakkınızda konuşurken iyi bir şeyler söylemek ya da ortak işte çizgiler çizmek genel olarak yaptığımız bir şey. Çerçeve çizeriz birilerini ya da bir şeyleri tasvir ederken, ama şimdi burada Yusuf'u anlatan insanlar ya da canlılar, hatta bir yerde karga dahi konuşuyor, şöyle bir dil belirliyor. Mesela Yusuf'u gerçekten anlayanlar Yusuf hakkında iyi konuşuyor. Yani Yusuf sayesinde bir nevi aydınlananlar. Ama Yusuf'u görüp Yusuf'un içerisindeki karanlığı görenler, doğal olarak kendi içerisindeki karanlığı görenler de Yusuf hakkında kötü konuşuyor. Hani o yüzden ayna mı metafor mu diye sordum ve baktığımız zaman ben şunu da düşündüm. Yusuf aynı zamanda bir vahdet düşüncesine, yani teklik düşüncesine tekabül ediyor Yunus Emre'nin şiirinde. Kenan İli, ki Kör Şefik'te bununla zaten başlıyor. Kenan İli de kesreti, yani çokluğu ifade ediyor. Ben şunu merak ettim okurken, yani sizin kurgunuzun içerisindeki anlamı. Yusuf vahdet, o toplumun içerisinde, yani kesretin içerisinde vahdetinin gücüne mi vardı, gitmek istedi? Yoksa bu toplumun içerisinde, kesretin içerisinde vahdete ulaşamayacağından korktuğu için mi gitti? Bilmiyorum, sormak lazım. Sorma. Yusuf'a. Şöyle bir kere şuradan başlayayım. Yani şey çok güzel. Evet, Yusuf'la ilgili iyi konuşan kişilerin çoğu onun aydınlığından yararlanmış kişiler. Yusuf'la ilgili kötü konuşanlar belki evet Yusuf'taki bir karanlık yanı görmüştür, ama daha da ziyade kimi zaman da Yusuf onlardaki başka bir hayat enerjisini tetiklediği için ona öfkeliler. Yusuf evet çoklukta birliği, birlikte çokluğu bulmak üzerinden bir okuması yapılabilir. Yani Yusuf üzerinden böyle bir okuma yapılabilir. Buna hayır demem. Yani bunu duyarım. Ama burada genellikle hakim olan genelde bir düşüncesidir. Yani bir vardır, bir bütünlük vardır ve fark oradan oluşur. Oysa yani Gilles Deleuze bir atıfla onun tersinin olabileceğini, tersinden düşünmemiz gerektiğini söyler. Farkları düşünmek bu romanda daha önemliydi benim için. Farklardan bir yere varmaya çalışmak daha önemliydi. O yüzden de zaten birkaç farkı beraber içeren bir şey olmasını sağlamaya çalıştım. Yani dili itibariyle, anlatım biçimindeki karakter sayısıyla, yazarın hiç konuşmamasıyla, yani iktidar olan yazarın hiç konuşmamasıyla ve iktidar olabilecek ikinci önemli figür olan kahraman, yani Yusuf'un hiç konuşmamasıyla, yani Yusuf'un konuşmasını ancak biz birisi onu şöyle dedi diyerek duyabiliyoruz. Ama emin olamayız bundan hiçbir zaman. Yani bundan hiçbir zaman emin, gerçekten Yusuf onu öyle mi dedi onu bilmiyoruz. Öyle deyip demediğini. Nihayetinde onun tanıklığına, yani anlatıcının tanıklığına başvuruyoruz sadece. Evet. Bu anlamda hani şey olarak da görebilecek bir metin değil tabii. Yani bu noktada dini bir metin figürünü çok daha materyalist, özdekçi diyebileceğimiz bir hatta çeken ve tecrübe olmaksızın, deneyim olmaksızın herhangi bir ilmin ve irfanın da olmayacağını bize gösteren, yani gökten gelmiş bir Yusufluk değil, kazanılmış bir Yusufluk var burada. Durup dururken Yusuf olunmuyor ya da başka bir şey de olunmuyor, yani neyse onun adı. Çünkü Yusuf'u kuyuya atıyoruz mesela. Evet, ama ya orada hep şeydir, hani mitolojik bir karşılık olarak bunu okursanız ya da tamamen inançlı birisi olarak metni okursanız Yusuf Yusuf'tur. Çok da dönüşmez aslında, yani onun hayat planı değil, hayat akışının içerisinde şeyi görmezsiniz. Bütün o mücadelelere rağmen kendini sorgulayan, değiştirmeye çalışan birisi demenize gerek yoktur. Çünkü mükemmelendir zaten ve mükemmel olarak da devam eder hayatına. Burada ise şöyle bir Yusuf'la karşıyayız. Mükemmel olmayan, onu arayan, hatta belki mükemmel olmayacağını da bilen veya da mükemmelliği hiç talep etmeyen ama yerinde duramayan. Yani uçucu, göçebe, akışkan, yine bir felsefi göndermeyle yerli yurtlu, yerli yurtsuz, yerli yurtlu, yani sürekli olarak bir yıkım ve yapım halinde olan birisinden söz ediyoruz. Zaten Kör Şefik söylüyor, Kenan'ı bulmak kolay, esas iş Yusuf'u bulmakta. Evet. Yani aslında bu anlamda böyle bir mücadele de görüyoruz, ama biz eserin Kör Şefik'le başladığını ve bir nevi Kör Şefik'le bittiğini görüyoruz. Dediniz ya, ben farklı bir kurgu oluşturdum diye. Çünkü Yusuf konuşmuyor gibi. Evet. Zaman olarak da şey gibi sanki, ben onu hissettim. Einstein'ın da sanırım sözü bu zamanla alakalı. Hani şey, düz bir zaman olarak yaşamıyoruz biz zamanı. Bir dairesel olay. Hani daire tamamlanıyor aslında. Ve o dairesel süreçte siz aslında aynı anda işte 20'li yaşlarınızda yaşıyorsunuz, 60'lı yaşlarınızda yaşıyorsunuz. Yusuf bana o izlenimi çok verdi. Yani onu hissettim açıkçası. Çünkü biz Yusuf'un her yaşına dair bir tanıklığımız oluyor. Ya da kargayla olan hikayede
mesela. Karganın, kargaların daha doğrusu eliyle onu göğe kaldırması, hani bir nevi işte ben aslında sizden birisiyim. Yusuf orada aynı zamanda karga da olabiliyor. Ölü bir adam da konuşuyor. Yani çok farklı katman var ama çok farklı zaman da var. Mesela ben düz bir zaman olarak okumadım değil, mı? Değil, öyle değil. Kronolojik bir zamana zaman bağlı yok, değil. Mi? Kronolojik bir zaman yok. Belki bir hissiyatların zamanından söz edilebilir. Evet. Ama o da yok aslında. Hani onu da söyleyelim. Daha ziyade tek tek anlatıcılar belli bir rastlantısallık içerisindeymiş gibi akıyor. Ama tabii bir plan vardı arkasında. Yani hiçbir şey o kadar da rastlantısal değil. Yani daha doğrusu şöyle oturup da bunun bir... Ben 15 günde yazdım Yusuf'u bulmak romanını. Yani öyle oturup da plan yapmadım, gerçekten etmedim. Mi? Yani bir tür vahiyle oturdum. Tabii şöyle, öncesinde 5 yıldır yeni bir roman için kafa patlatıyordum. Ama onun ne olacağını bilmiyordum. Ve bir gün geldi. Bu arada gelmedi, ben gittim. Ben genelde derslerde de onu söylüyorum. Yani ilham size gelmez, siz ilhama gidersiniz. Yani bir çalışma işi bu sonuçta. Öyle yukarıdan bir şey, evet tamam ama siz gitmişsiniz zaten oraya. Yıllarca onu düşünmüşsünüz, hayal etmişsiniz. Tabii o, bir dili değiştirmek istiyordum. Yani ilk romandan bu romana farklı bir şey olsun ve iyi bir şey olsun, çok daha iyi bir şey olsun gibi bir derdim vardı. Şunu söyleyebilirim. Bir dairesellik var gibi ama o dairesellik kıran da bir şey var. Çünkü temelde bu dairesel hikayelerde hani bu başlangıç noktasına bir gelinir. Evet bir sözde geliyor gibiyiz ama bir yandan da gelemiyoruz. Çünkü hani bu kesin spoiler içeriyor ama söyleyelim. Gel seni bir dolaştırayım diyor tekrar. Yani dolaşmak biten bir eylem değil. Yani Yusuf'u anlatmak için bana Yusuf'u sordun öyle mi? Gel seni şöyle bir dolaştırayım diyor. Bir daha dolaştıracak. Yani belki bir 40 karakter, 50 karakter, belki 60 karakter, 90 karakter, 1000 karakter daha gezeceğiz. Ya da hep gezeceğiz. Yani Yusuf'u ararken. O yüzden de aslında tamamlanamayan bir daire var. Şimdi romanın çok değişik bir kurgusu var ve konuştuk. Dil olarak da çok çarpıcı, rahatsız edici ve okura çok rol üstlenen bir şey. Yani çok rol bırakan bir kitap. Ben okurken aslında kendi arayışımın da içerisine girdim. Rahatsızlık hissettim mi? Kesinlikle hissettim ama şu da vardı. Ama yanı başımıza olan olaylar birçoğu. Yani ya da yanı başımıza yaşayan kişiler, sadece bizim görüp görmememizle alakalı bu. Çünkü dediğiniz gibi her yerde var yani. Şu anda beraber sokağa çıktığımızda her 5 kişiden biri belki bu roman kahramanlarından birisi. Ama ben bunun biraz da şimdi gelecekle ilgili planları konuşursak sizinle. 2019-2020 yılında bir tiyatro oyunu olarak karşımıza çıkacağını biliyorum. Açıkçası çok da merak ediyorum. Nasıl bir kurguyla çıkacak? Biz de ediyoruz. Ve yönetmeni kim olacak? Moda sahnede sergilecek. Kemal Aydoğan yönetmeni. Evet. Nasıl bir süreç bekliyor bize? 5 prova yaptık. O 5 provanın sonucunda Kemal oyunun nasıl sahneleneceğiyle ilgili bir fikri oluştu ve bunu bütün ekip arkadaşlarımızla da paylaştı. Picasso'nun söylediği çok güzel bir söz var. Yani yapacağınız resme ilişkin bir fikriniz olmalıdır ama o fikir biraz da belirsiz olmalıdır diyor. Yazarken de bir fikirle oturursunuz ama o biraz belirsiz bir fikirdir. Öyle olunca aslında yazı gerçekten iyi çıkmaya başlıyor. Çünkü kendi akışında bu sefer hikayenin yönlendirmeyi biraz bırakıyorsunuz da onunla birlikte yolculuk yapmaya başlıyorsunuz. Ya da bazen o sizi sürüklüyor bir yere doğru. Oyunun sahnelenmesi sürecinde benzer olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından moda sahnenin arama biçimi yazma sürecinin kendisine benziyor. Evet. Şimdi sizinle ilgili aslında hani böyle sadece roman yazarıymış gibi konuştuk. Yani iki kitabınız varmış gibi konuştuk ama aslında Varşova Film Festivali'nde tek Türk film olarak yarışan Aden filminin de senaryosu yine size ait. Evet. Yönetmenliğini de Barış Atay gerçekleştirdi. Evet. Şu anda sahnelenmese de bir tiyatro oyunumuz var. Sadece Diktatör. Evet. Ve aynı zamanda önümüzdeki sezonda Yusuf'u bulmayı göreceğiz ve tekrar başka bir oyun daha göreceğiz. Suç ve Keza. Evet. Roman yazarlığınızın yanında tiyatro ya da senaryonun sizi nasıl beslediğini ya da Aden hani çok inanılmaz bir başarı. Bunlar sizi nasıl besliyor ya da bu yolda nasıl çalışıyorsunuz? Bunlarla da ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Evet yani bu türler arası geçiş muhakkak hem onların kendi alanlarından bir şey öğrenmenizi sağlıyor ve diğerini besliyor. En basit şey söylenebilir yani tiyatro ve sinema diyaloglar üzerinden akan şeyler, metinler. Ve o yüzden diyalog yazımı son derece önemli. En basiti bunu söyleyebilirsiniz. Ya da her ikisinin kendine has şiirsellikleri var. Bu roman dünyasını besliyor. Ama romanın da kendine has bir başka dünyası var. Bu da tiyatroyu ve
senaryoyu besliyor. Ama asıl şey şu galiba, o değişkenlikler dinamik de tutuyor bir yandan da. Bir de ben bunların hemen hiçbirini şey olarak, bir yazar olarak birbirinden ayırmıyor ve farklı farklı değerli buluyorum. Ama ilk çıkış noktam şeydi, hatta yani bir romandı ve aynı zamanda bir felsefi metin yazmaktı. Yani ben Platon'u okuduğum zamanlar çok etkilenmiştim, böyle lise yıllarımda devlet gibi bir şey yazacaktım. Öyle bir hayalim vardı. ve bütün bu hani yazıyla olan ilişkiyi asla şey gibi görmedim. Yani sadece roman yazarım, sadece tiyatro yazarım. Birbirini beslemesi ise o dinamizmi sağlıyor. Yani çok böyle şeye girmek istemiyorum. Yani teknik bir takım farklara girmek istemiyorum. Çok uzun bir yere doğru gidebilir bu. Ama en basitle bunu söyleyebilirim. Sizi besleyen ve dinlendiren bir şey. Yani birinden diğerine giderken dinleniyorum. Üst üste sadece roman yazmaya ya da üst üste sadece tiyatro oyunu yazmaya kalksam büyük olasılıkla kendimden sıkılırdım. Ben kendimden çabuk sıkılan birisiyim. Öyle mi? Evet. Burcunuz ne? Efendim boş verin. Önemli midir efendim? Önemli midir? Peki. Evet. FBI listesinde ilk aranan iki burç var. Onlardan biri ana burcu, diğeri yükselen. Ha. Yengeç birinci sırada. Yengeçler çok katil oluyor. Evet. Çok katil oluyor. Yengeçler birinci sırada, ikinci sırada da akrepler var. Ben akrep diyecektim. Var sizde akrep. Birinci sıra ama yengeç hiç aklıma gelmedi. İkinci sıra akrep. Yükseleniniz mi akrep? Yükselen akrep. Hmm. 35'ten sonra o devredeymiş ama. Evet. Önümüzdeki sezonda yani 2019-2020 evet. için konuşalım. Tamam tiyatromuz var ama bizi bir roman ya da hikaye bekliyor mu? Şöyle yani yazın bir roman üzerinde çalışmak istiyorum. Yani şu an düşünsel olarak başladığım çalışmaya. Ama dilini yakalayabilirsem yazacağım. Dilini yakalayamazsam bekleyecek o. Çok arzu ediyorum yakalayabilmeyi. Ama o çok elinizde olan bir şey olmuyor açıkçası. Hani bu sene yakalayamayıp, seneye yakalayabilirim, iki sene yakalayamayabilirim. Ya da tıpkı Yusuf Bulmak'ta olduğu gibi birdenbire tamam budur deyip Temmuz'da oturup bir ay çalışıp 15 gün çalışıp hani onun süresi ne olur bilmiyorum ama genelde ben çok fazla düşünüp hızlı yazanlardanım. Onun da sebebi neredeyse masadan kalkmıyorum, çok az uyuyorum, uyumadan günler geçiriyorum. Yani 3 gün üst üste uyumadan yazıyorum falan. O yüzden de normal birisinin 15 günü gibi bir 15 gün olmuyor zaten. Yani normal bir 15 gün olmuyor. Evet. Yani inanılmazca. Evet. Normal 15 gün değil. Bizim şimdi her tabii ki şöyle söyleyeyim, röportajımızın sonunda mutlaka yazarımızdan bir imzamız oluyor ve evet. Röportajı ve bize dair hissettiklerinizi yazmanızı istiyoruz. Ben çok severek okudum sizi. Çok teşekkür ben ederim teşekkür bugün de ederim. Bizi ağırladığınız için. Estağfurullah. İçinizden geçeni bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.